Bir konuğumuz daha var. Saadet Partisi Konya Milletvekili Sayın Abdülkadir Karaduman. Efendim iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Stüdyoda bulunan herkese, ekranları başında bizi izleyen bütün milletimize hayırlı akşamlar, hayırlı kandiller diliyorum. Sağ olun. Sağ olun, sizlere de hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller, Abdülkadir kardeşim. Allah yardımcın olsun. Peki efendim, şimdi altılı masanın bu ortak son liderlerin açıklamasını konuşuyoruz. Sayın Paçacı'nın istifasını konuşuyoruz. Bir de sizin açıklamalarınız da aslında dikkat çekti. TV5'te Çağlar Cilara ile birlikteydiniz. Altılı Masa'nın ortak adayı olarak siz partinizin genel başkanı Temel Karamollaoğlu'nu öneriyorsunuz. Öte yandan yapılan anketlerde kısmen AK Parti'ye geri dönüşün olduğunu görebiliyoruz dediniz. Koalisyonla bir ülkenin yönetilmesinin hiç şüphesiz riskleri vardır dediniz. Bunlar aslında çok tartışılan ve bugüne kadar da bol eleştiri alan boyutlar. Aday kazanabilecek biri olmalı diyorsunuz. AK Parti seçmenine de dindar ve muhafazakar çevrelere de hitap etmeli. İktidarın kaybedeceğine dair toplum bir inanç içerisinde değilse muhalefet olarak bizim kendimizi gözden geçirmemiz. Aslında içeriden de eleştirel bir ses olarak duyduk sizi. Buyurun, bugünkü toplantı içinde yine burada somut bir şey çıkmadı, eleştirileri görüldü ama mesela Sayın Toker de diyor ki durun diyor, yani aday meselesi o kadar da önemli değil. Burada Türkiye'nin bugüne kadar görmediği bir model, bir örnek oluşturuluyor aslında diyor bir yandan. Ama siz de bir koalisyonun risk taşıyabileceğini ifade ediyorsunuz. Buyurun sizi dinleyelim, hem bu eleştiriler hem bu bakış açısı, mesela Cem Bey de farklı bir noktadan bakıyor. Buyurun. Evet, çok teşekkür ederim sorularınız için de. Tabii dün akşam Sayın Cilara ile yapmış olduğumuz televizyon programında aslında altılı masaya dönük eleştiri zemininde bir takım meseleleri ifade etmiş değilim. Bilakis altılı masanın toplumla daha iyi ilişkiler kurması açısından, toplumu daha iyi ikna edecek argümanların mutlaka çok daha güçlü bir şekilde savunulması açısından, toplumla daha sıhhatli ilişkilerin kurulması açısından söylediğim hususlar söz konusu aslında oldu. Aslında önerilerdi diyorsun. Dolayısıyla yani bunları bir öneri, bir tavsiye olarak değerlendirebilir ve ifade edebilirim. Peki. Elbette ki bugün 11.'si yapılan liderlerin yapmış oldukları bu toplantıların her biriyle ilgili aslında masa dağıldı, dağılacak, masa bitti, bitecek, masa çöktü, çökecek gibi çok ciddi tartışmalarla gelinen hemen hemen bir yıllık bir zaman dilimi var. Ama bugün hala 11. toplantısı İYİ Parti ev sahipliğinde yapılıyorsa hiç şüphesiz ki burada da bir başarıdan söz edebilmenin mümkün olduğu kanaatindeyim. Elbette ki bugün Türkiye çok önemli bir seçime doğru giriyor ve 2023'te yapılacak olan seçimler, şunu altını çizerek söyleyebilirim ki sadece Türkiye'de 5 yıllık bir süreci belirleyecek bir seçim olmadığını, bilakis Türkiye'de yeni bir siyaset sürecinin de söz konusu olabileceğini, siyasetin yeniden dizayn edileceğini, toplumsal dönüşümle birlikte önümüzdeki belki 50 yılın dizayn edileceği bir seçim sürecini de hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla bu seçime dair çok daha büyük bir teenniyle, çok daha büyük bir olgunlukla, ülkemizin ve milletimizin içerisinde bulunduğu sorun ve problemlere dair çok daha yapıcı ve rasyonel çözümlerle insanımızın karşısında siyaset kurumunun varlığını çok daha ciddi bir şekilde hissettirmesi hiç şüphesiz gerekir. Abdülkadir Bey, çok özür dilerim, sözünüzü bölüyorum ama burada en temel getirilen eleştirilerden biri aslında sizin de önerileriniz bu minvalde birazcık. Şöyle, somut bir şey konmuyor ortaya. Adayı henüz duymadık. Somut bir şey konmuyor ortaya. Siz de diyorsunuz mesela koalisyon şüphesiz riskler taşıyabilir. İşte duyduğumuz açıklamalar imza yetkisi olmalı. Öte yandan ilk olarak bunu sizin partinizin lideri Karamollaoğlu ifade etmişti. Eşgüdüm kurulu gibi bir kurul olabilir denmişti. Sonrasında Davutoğlu'nun açıklamaları çok tartışıldı malumunuz. Siz de altılı masadan uzaklaştırır diyorsunuz. Bir de kazanabilecek aday olmalı diyorsunuz. Yani şimdi hem somut bir şey ortaya konmuyor eleştirisine siz nasıl bakıyorsunuz? Hem de siz kazanabilecek biri derken kimi kastediyorsunuz ya da kastetmiyorsunuz? Tabii ben şunu öncelikle ifade edeyim. Şu anda altılı masaya dönük eleştirilerin en ciddi yönü
Altılı Masa'nın bir aday belirleyemediği noktasında kamuoyunun ya da işte belirli çevrelerin önemli eleştirileri ve endişeleri var. Yani bu hususla ilgili aslında hükümet çevrelerinden adayın çıkarılmamasıyla ilgili yapılan eleştirilerin farklı gerekçeleri ve sebepleri varken toplumun bugün adayın çıkmamasına dair beklentilerinin çok daha farklı sebepleri ve gerekçeleri söz konusu. Ama şunu ifade etmem gerekirse 6 lider yapılan bu yani 11. toplantı neticesinde adayın belirlenmemesi meselesi aslında bir adayın olmadığı ya da bir adayın belirlenemediği ile ilgili değil, siyasi bir strateji olarak bir adayın belirlenmemesi ile ilgili bir kanaatin söz konusu olduğuyla ilgili bir durumdan bahsediyoruz. Dolayısıyla burada özellikle 6 siyasi partinin bir araya gelmiş olması özellikle toplumsal uzlaşı açısından da toplumsal barış açısından da son derece önemli. Ama burada hiç şüphesiz bugüne kadar gelen süreç ortak politikaların üretilmesi, farklı kurullar üzerinden ülkemizin birikmiş ve nitelikli sorunlarına çözümlerin üretilmesine dönük bir takım önemli mutfak çalışmalarının yapıldığı bir dönem oldu. Ya bu hususlarla ilgili adayın çıkmaması meselesi aslında bir strateji olarak ortaya konulan bir tavır. Dolayısıyla adayın belirlenememesi değil, adayın ilan edilmemesiyle ilgili bir tavır söz konusu. Peki diğer Sayın taraftan, Karaduman yani ne zamana kadar bu tavır devam edecek? Bu da çok merak ediliyor yani. Ne zamana kadar acaba? 11 Mart'a kadar da sürer mi bu strateji? Çünkü bu ihtimal de konuşuluyor malumunuz. Neden aday geç açıklansın böyle bir strateji güdülüyorsa madem? Neden geç açıklanmalı? Evet tabii şöyle ben bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu şartlar ülkemizin ve milletimizin yaşadığı sorun ve problemlerin yani konuşulmasının sorunlara çözüme dair politikaların ortaya konulmasının bugün içerisinde bulunduğumuz şartlar açısından çok daha önemli ve kıymetli olduğu kanaatindeyim. Ancak bugün bir adayın ilan edilmesi demek aslında Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferine girmesi ve bir takım seçim kampanyaları ve söylemleri üzerinden süreç devam ederken aslında girilecek bu seçim süreci tabanda insanımızın da yani karşılıklı bir takım polemiklerle geçen süreçlerde toplumun sorun ve problemlerinden kısmen uzakta bir yarış söz konusu olabilecek. Bundan dolayı da ben bugün insanımızın sorun ve problemlerine dair çözümlerin konuşulmasının daha da önemli olduğu kanaatindeyim. Diğer taraftan özellikle dün de akşam ifade ettiğim hususlarda şunu altını çizerek söylemek isterim. Yani bugün ülkemizde yani şundan bir yıl kadar geriye döndüğümüzde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pandemiden yeni çıktığımız dönemi de içerisine katacak olursak oy oranlarının %30'a kadar gerilediğini, kararsız bir seçmenin özellikle Türkiye'de neredeyse ana muhalefet partisi konumuna gelmiş olduğunu çeşitli kamuoyu yoklamalarıyla beraber müşahede etmiştik. Ama çeşitli araştırmacıların da çeşitli kamuoyu yoklamalarının da bu anlamda %1-2 gibi geri AK Parti'ye dönüşle ilgili bir durumu hiç şüphesiz var. Bu kesinlikle yoktur dediğimiz zaman bu doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ama bu durum AK Parti'yi kurtarmaya yeter mi? Elbette ki bununla ilgili farklı şeyleri söyleyebilmemiz mümkün. Dolayısıyla ifade ettiğim husus özellikle Altılı Masa'nın yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nden endişesi ve rahatsızlığı olan kitleleri mutlaka kucaklayacak. Ve bu kitlelerin AK Parti'ye dair endişelerinin, ülkemize dair endişelerinin giderileceği mutlaka siyasi bir dilin ve argümanların mutlaka ortaya konulması gerektiğine dair bir takım hassasiyetler üzerinde durmuştum. Hatta bununla ilgili şunları söyleyebilmem mümkündür. Son dönemlerde özellikle ülkemizde ben şunu açıkça söyleyebilirim ki savunma sanayi alanında atılan önemli adımlar, önemli yatırımlar var. Dolayısıyla bu alanlara yani iyi bir şekilde muhalefetin sahip çıkması ve bu meselenin aslında sadece AK Parti'nin bir başarısı değil, bu milletimizin bir başarısı olduğunu ve bunun çok daha ileriye götürüleceğine dair insanımızın endişesinin bu yönü itibariyle giderileceği bir dilin, bir iletişim zemininin oluşturulmasının hem milletimiz adına faydalı bir hususa destek vermek bakımından kıymetli olduğu hem de siyasi bir kazanım açısından da hükümetin özellikle kendi kitlesini yani bir iktidar değişiminde kazanımların hepsinin ortadan kaldırılacağına dair
bir korku üzerinden rıza üretimi inşa edilmeye çalışıldığı için özellikle AK Parti seçmeninin, muhafazakar ve mütedeyyin tabanın bu korku ve endişelerinde giderilmesi gerektiğine dair bir takım katkılarda bulunmuştum. Yoksa yani bu hususlarla ilgili durumu ifade ederken de bu meyan üzere, bu itibarla, bu gerekçelerle bu kısımda ifadelerde bulunmuş. Yani şu anda en net konuşulan isim Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla hani hangi cümle kurulursa kurulsun adaylık meselesiyle ilgili hep Kılıçdaroğlu'na mı deniyor? O mu kastediliyor? Onunla ilgili mi söyleniyor bu söylenenler diye soruluyor arkasından. Dolayısıyla sizin buradaki tanımınızda Kılıçdaroğlu için mi? Ben de direkt size bunu sormuş olayım. Sonra konuklarımızın Sayın Karaduman'ın söyledikleriyle ilgili eklemek istediği varsa alalım. Kendisine ardından veda edeceğiz. Buyurun Sayın Karaduman. Yani ben soruyu tam anlayamadım ama. Yani sizin mesela şu ifadeniz aday kazanabilecek biri olmalı. AK Parti seçmenine de dindar ve muhafazakar çevrelere de hitap etmeli dediğinizde Kılıçdaroğlu şu anda adaylığı bakı en güçlü konuşulan isim olduğu için bunu Kılıçdaroğlu'na dair mi söylüyorsunuz diye soruluyor tabii. Buyurun. Evet, tabii ki şöyle, şu anda altılı masanın içerisinde oyu en yüksek olan siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi olması münasebetiyle genel başkanlığın cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili ön plana çıkması ve gündeme gelmesi elbette ki doğal karşılanabilecek bir durumdur. Ve bu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi içerisinden çok daha fazla gündeme getirilen bir husus olarak karşımızda. Ama ben özellikle burada şunu altını çizerek söylemem gerekir ki, yani cumhurbaşkanı adayı olacak kişinin mutlaka ilk olarak 85 milyon insanımızı kucaklayan bir yaklaşıma sahip olması gerekir. Bir diğer ikincisi, özellikle bu dönemde toplumun ve milletin rahatlayacağı, yani toplumun ve milletin endişe ve korkularını giderecek olumlu bir kampanya yürütebilecek ve milletimizin en ufak bir endişe içerisine girmeden gönül rahatlığıyla sandığa girmesini temin edecek bir aday olması benim özellikle altını çizdiğim ikinci önemli husus. Bir diğer üçüncüsü de nihayetinde altılı masa seçim öncesinde çalışmalarını devam ettirdiği gibi seçim sonrasında da hiç şüphesiz bu faaliyetler ve çalışmalar, ortaya konulan politikaların kazanılması durumunda bizatihi hükümet politikası olarak uygulanması gibi bir durum söz konusu olacak. Bu evet. Açıdan da altılı masayı da taşıyabilen bir ismin aday olması yönünde mutlaka hassasiyet gösterilmesi hiç şüphesiz gerekir. Milletimizin beklentisinin karşılanması, bütün bunları yani üst üste koyduğumuz zaman ben bir Saadet Partili olarak da yani söyledim ve bunu bugün yine buradan ifade edebilirim ki hem bu altını çizdiğim hususların içeriğini doldurabilmek bakımından da Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu'nun bahsettiğim bütün bu yani hususlarla ilgili önemli yetkinliğe, Türkiye'deki hem devlet tecrübesiyle hem siyasi tecrübeyle hem meclis tecrübesiyle hem yerel yönetimler tecrübesiyle Temel Karamollaoğlu isminin Cumhurbaşkanlığı adaylığı hususunda Türkiye'de önemli bir başarı elde edeceğini açıkça burada ifade edebilirim. Ben net bir biçimde söylüyorum zaten diyorsunuz. Cem Bey, zannediyorum siz bir şey ekliyorsunuz. Beyefendi şeye katılıyor mu? Yaşar Bey'in eğer çatı adayda anlaşılamazsa o ittifak dağılır. Dağılır mı? Onu sormak istedim. Dağılır mı? Tabii şöyle. Yani bir şey daha soracağım size izin verirseniz. İkincisi de bazı konularda anlaşma olmayabilir. İstanbul Sözleşmesi, yok tezkere falan, yani aleyhinize kullanmak isteyecekleri görüş ayrılıkları. Bunlar Cumhurbaşkanı'nın yetkileri midir yoksa mecliste tartışılıp orada oylanıp ittifak içindeki bir parti bir konuda ben farklı düşünüyorum, böyle oy kullanacağım der. Belki bir orta yol bulunur, belki bulunmaz. Milli irade mecliste İstanbul Sözleşmesi kabul edildi veya edilmedi diye karar çıkar. Bu ittifak dağılması için falan bir neden midir? Veya Türkiye'de demokrasiden ne kaldıysa demokrasinin yok olması demek midir? Anlaşamamaları, farklı görüş sahibi olmaları farklı konularda. O konularda nasıl bakıyorsunuz? Elbette. Tabii ki Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yani şu anda siyasi partilerin önemli çalışmaları var. Her bir siyasi parti özellikle yaptığı kamuoyu yoklamalarıyla da Cumhurbaşkanlığı adayının
kim olması gerektiğine dair de önemli bir takım çalışmalar hiç şüphesiz yürütüyor. Ve bugün de ifade edildiği gibi Cumhurbaşkanı adaylığının nasıl belirleneceğine dair bir teknik bir zemin de aslında ifade edilmiş olundu. Dolayısıyla burada ben bir krizin doğmayacağını, aksine güçlü bir uzlaşı zemininde altılı masa bir cumhurbaşkanı adayı belirleyeceğini, bunun özellikle altılı masayı dağıtacak bir sebep olmadığını açık bir şekilde ifade edebilirim. İkinci soruya geçecek olursak, elbette ki yani 6 tane siyasi partinin aynı dünya görüşüne sahip olduğunu, aynı parti programına sahip olduğunu söylemek elbette ki mümkün olmayacaktır. Ama burada özellikle 6 siyasi partinin bir araya gelmesinin en temel gerekçesi mevcut başkanlık sisteminin yerini güçlendirilmiş parlamenter sisteme bırakmasıyla ilgili bir program, aslında bir çalışma yürütülüyor. Ve bunu ideolojik, bütün 6 siyasi partinin ideolojik bir birlikteliğe dönüştüğüyle ilgili bir durumdan bahsetmemiz elbette ki mümkün olmayabilir. Ama şunu da söyleyebilirim ki bugün yani bir takım siyasi partilerin özellikle kendi vaatleri olarak milletimizin kendilerine oy vermesi neticesinde yani insanımıza vaatlerde bulunmakla ilgili farklı bir takım şeyler hiç şüphesiz ifade ediliyor ve ifade edilebilir. Bu çerçevede bir siyasi parti İstanbul Sözleşmesi'ni gündeme getirdiğinde de bu altılı masanın ortak bir tavrı olarak okunmaması gerektiği kanaatindeyim. Ancak yarın hiç şüphe yok ki altılı masa hükümeti aldıktan sonra yine bu zamana kadar geçen zaman dilimi içerisinde nasıl ki bir uzlaşı zemininde programların metin haline gelmesi ve aktarılmasıyla ilgili ciddi bir müzakere iklimi oluşturulduysa, bundan sonra da aynı müzakere ikliminin devam edeceği kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyoruz. Ki yani önemli bir takım değerlendirmeler söz konusu olabilir. Farklı değerlendirmeler de söz konusu olabilir. Peki. Ama bunların bir müzakere zemininde mutlaka bir kriz çıkmadan bir olgunlukla, yani ciddi bir hem şeffaflıkla yönetilebileceği kanaatindeyim.